Fikret Bila, Halk TV, Değişim rüzgarı. İktidar ne kadar göz boyamaya çalışırsa çalışsın, Türkiye'de çok şiddetli bir değişim rüzgarı esiyor. Bu durum yıllarca AK Parti'yi desteklemiş esnafın tavrından belli. Taksici belediye başkanına bağırıyor, seni oraya ben oturttum. Bunun anlamı, seni oraya ben oturttum, oradan kaldırmasını da bilirimden başka bir şey değil. Bir başka esnaf kebapçı dükkanına pankart asıyor, Elektrik faturası 44 bin lira. Kapatıyoruz. Allah belanızı versin. Her iki olaya da polis anında müdahale ediyor. Taksici susturuluyor. Kebap dükkanının önündeki pankart indiriliyor. Soruşturma açılıyor. İktidarı eleştirirseniz soruşturma hazır. Ancak bıçağı kemeye dayandığı için tepkiler devam ediyor. Bir başka nakliye esnafı bağırıyor. Çocuğumun rızkını ben niye mazata yatırıyorum? Bu soruların tek yanıtı var. İktidarın tercihi iktidar halkı değil, yarattığı bir avuç zengini tercih etti. Bu tercihin AK Parti'yi destekleyenler tarafından anlaşılması zaman aldı. Ta ki mazot 30 lira oluncaya kadar. Akaryakıta bir yıl içinde %390 oranında zam yapılıncaya kadar. Akaryakıttan alınan KDV ve ÖTV her defasında artırılıncaya kadar. Ev ve kira fiyatları %300'lere varan oranda artıncaya kadar. İktidar kendisini ve çevresini zengin etmeyi tercih etti. Bu tercihte de ısrar ediyor. Hazine kaynakları 5-10 şirkete bağlandı. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 42 yıl döviz garantili ihalelerle. İngiliz mahkemelerinin bir sonraki iktidardan söke söke tahsil edecekleri şekilde. Bununla gurur duyan Eda ile, biz iktidardan gitsek bile yandaşlarımıza bu parayı ödemek zorundasınız. Yoksa sizden söke söke alırlar diye bir devlet söylemiyle. Bu devlet yönetimi anlayışına ciddi bir itiraz var. İşçi de, memur da, emekli de, emekli olmayan da esnafta, da bile bıçak kemiğe dayandı. Ülkeyi bu hale getirmiş bir iktidarın normal şartlar altında seçim kazanması mümkün değil. Muhalefetin ve seçmenin uyanık olması, oyuna gelmemesi, esen değişim rüzgarının hakkını vermesi gerekiyor.